Ergün Diler, Ön cephe. Bugün şiddetten, İngiltere'den girip, Orta Doğu'ya usanalım. Küresel savaşı izleyelim. Sonra da Paris'e demir atıp olimpiyatlara bakalım. Tabloyu görelim. Adadan dünyaya ayar vermek için yarışan İngiltere, Temmuz'un son günü üç küçük çocuğun bıçakla öldürülmesiyle sarsıldı. Katilin 17 yaşında olduğu açıklandı. Fazla bilgi verilmedi. Gallerin başkenti Cardiff'te omlu olduğu duyuruldu. Açık kimlik bilgileri verilmeyince sosyal medya ayağa kalktı. Aşırı sağcılar soluğu sokaklarda aldı. Dedikodular, fısıltılar yayıldı, şiddet de haliyle arttıkça arttı. Saldırganın İngiltere'ye geçen sene kaçak yollarla geldiği ve isminin Ali olduğu yönündeki iddialar, aşırı sağcı hesaplar ve haber siteleri tarafından paylaşıldı. İngiltere ateş topunun içinde kaldı. Aşırı sağcılar ülke genelinde Müslümanlara yönelik saldırılara başladı. Southport'ta çıkan olaylar kısa sürede başta Liverpool, Glasgow ve Dover olmak üzere 20'den fazla kente yayıldı. Türkiye Kayseri'de sarsıcı kitlesel bir hareket yaşarken bir süre sonra benzeri İngiltere'de görülüyordu. Tesadüf, Londra bu durumlara alışık olmadığı için korku da, panik de, tedirginlik de artıyordu aldı. Çiçeği burnunda Başbakan Keir Starmer, aşırı sağcıların camilere saldırdığını ve nazi selamı verdiğini belirterek, kim olduğumuzu göstereceğiz, korkuyu yaymaya çalışanlara ve toplumumuza ayrılık ve nefret ekenlere müsaade etmeyecek bir ülkeyiz dedi. Öfkesi dinmeyen Starmer şöyle devam etti. İki büyük sosyal medya şirketine ve onu yönetenlere sesleniyorum. Şiddet olayları internet ortamında körükleniyor. Bu bir suçtur ve sizin platformlarınızda yapılıyor. Hukuk her yerde geçerli olmalıdır. İnternette şiddeti övmek suçtur. İfade özgürlüğü değildir. Sosyal medya platformları için burada uyulması gereken bir denge var. Sosyal medya inanılmaz bir imkan ama büyük sorumluluk taşıyor. İngiltere Başbakanı topa girince Elon Musk da dışarıda kalmıyor cevap veriyordu. Londra doğrudan Amerikalı şirketler üzerinden Washington'ı hedef alıyordu. Çünkü arka planda ne olup bittiği sır değildi. Türkiye ve İngiltere'nin yabancı kimlik üzerinden oluşturulan rüzgarla karşılaşması nasıl tesadüf değilse, sosyal medyanın sahne alması da asla ve kat'a tesadüf değildi. Bu bir savaştı ve tüm cephelerde yürütülüyordu. Dijital markalarda, dijital kalelerde dünyanın kontrolü için, güç ortaklığı için masadaydı. Nasıl Amerikalı silah şirketleri gücünü konuşturuyorsa, artık bunlar da sıra bizde diyorlardı. Burada dikkat edilmesi gereken noktanın İngiltere ile Türkiye'nin yan yana getirilmesiydi. Gariptir Ankara Londra'nın sosyal medya tepkisi de birbirine benziyordu. Saflar ve mücadele belliydi. Gelenlerin kim olduğu konusunda bir şüphe yoktu. Önceden soğuk savaş döneminde belki balistik füzeler üzerinden korku meydana getiriliyor ve siyasi sonuçlara ulaşılıyordu. Şimdi sosyal medya bunu fazlasıyla yapıyordu. Masum küçük çocukları öldürenin Ruanda kökenli Axel Ruda Kubana olduğu sonradan açıklanıyor ancak kimse tarafından görülmüyordu. İş işten geçiyordu yani. Devam. Türkiye gerçekten ilginç bir ülke. Sonuçlar ve nedenler arasında çok kez sağlıklı bir bağ kurulamıyor analizlerimiz daha çok duygusal oluyor. Türkiye Paris 2024 Olimpiyatlarına 54 kadın, 48 erkek sporcu yolladı. Türk Hava Yolları uçağı giydirdi. Dualarla sporcularımız uğurlandı. Atıcılıktan bisiklete, yüzmeden güreşe, atletizmden boksa, okçuluktan masa tenisine, judodan halter'e kadar hemen her branşta sporcumuz vardı. Şampiyonalarda her zaman manşet olan bir konuda alınacak ödüllerdi ülkeden ülkeye değişiyordu. Singapur altın madalya alan sporcusuna 750 bin dolar veriyordu. Ev sahibi Fransa 80 bin, Fas da 200 bin dolarlık ödül sunuyordu. Amerika ise 37 bin dolarda karar kılıyordu. Türkiye ise altın madalya kazanan sporculara 1000 cumhuriyet altını, gümüş madalya alanlara 600 cumhuriyet altını, bronz alanlara da 300 cumhuriyet altını takdim ediyordu hiç az değildi. Diğer ülkelerinki ortadaydı. İngiltere ise hiç para ödülü vermiyordu. Yıl içinde hazırlanmaları için para desteği sunuyordu. Böyle uygulama yapan ülke sayısı hiç az değildi. Ben ödül büyük olsun ki gençlerimiz spordan gelecek kursun düşüncesine sahip çıkıyorum. Her başarının ödüllendirilmesinin gerektiğini savunuyorum. Sorun yok. Ancak Türkiye, Paris 2024'e giden ülkeler arasında madalya anlamında bakıldığında şu ana kadar en yoksul ülkelerden. Bir gümüş, iki bronz toplam üç madalyayla 54. sıradayız. Amerika ve Çin'in başı çektiği olimpiyatlarda Fransa'da, İtalya'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Almanya'da, Macaristan'da, Hırvatistan'da, Kore'de, Japonya'da bizden yukarıda. Gurur duyduğumuz alansa voleybolcu kızlarımız. Milli takımımız çeyrek finalde Çin gibi güçlü bir rakibi çok zor da olsa, çok çekişmeli de geçse 3-2 yenmeyi başardı. Takımımız 5 sette toplamda 110 sayı buldu. Bunun 42'si Melisa Vargas'tan geldi. Yani takımın %40'ını Vargas temsil ediyordu. Bir diğer ifadeyle takımın yaklaşık yarısı Vargas demekti. Bunu ayrıştırmak için değil, doğru noktayı bulmak için yazıyorum. Vargas'ın yolu Türkiye'ye düşmese, burada kucak açılmasa belki kadın voleybol takımımız da bu noktada olmayacaktı bilinmez. Televizyon karşısında yarışmaları izlemeye gayret ederken, Yusuf Dikeç'in duruşundan, elini cebine atışından, silah kullanışından başka övündüğümüz pek bir şey bulamamak beni üzüyordu. Madalyalar gelmeyince, gelemeyince sosyal medya yardıma koşuyor ve Dikeç'in attığı tweetin 36 milyon etkileşim aldığını övünçle paylaşıyorduk. Arman Duplantis'in rekorlar kırdığı sırıkla yüksek atlamada madalya alamasak da, İsveçli sporcunun zaferden sonra yaptığı dikeç pozuyla madalya almış kadar seviniyorduk. Sosyal medyadaki paylaşımlardan gurur duyuyorduk. Ben mi sevinmekte zorlanıyordum? Sosyal medya kullanmadığım için ben mi ıskalıyordum? Yoksa sanal gerçeklik herkese yetiyor muydu? Dikeç bize gümüşün altından daha değerli olduğunu gösterse de, o da ikinci olmuştu. 85 milyondan bir altın çıkmamıştı. Şimdilik konuşulmayan gerçek buydu. Garip olan evimizdeki, sokağımızdaki, iş yerimizdeki huzuru da, gerginliği de, mutluluğu da, kaosu da sosyal medyayla ölçer hale gelmiştik. Bir tweetin, bir paylaşımın füzelerden çok daha fazla etki meydana getirdiği ortada. Dikeç üzerinden, olimpiyatlardan ilk sırada çıkmak az bir başarı değil. Bizim yapamadığımızı sosyal medya yapıyordu. Gel de şaşırma. Sosyal medya Arap Baharı'nın büyümesinde ve liderlerin devrilmesinde büyük rol oynadı. Bu devam ediyor, edecek. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli. Ergün Diler, Takvim Haşmet Babaoğlu. Başarı fetişizmi ve ezilen millilik. Dünyaya ve kendimize bakışımızı, zihinlerimizi değer algımızı dönüştürüyorlar. Hızla, nasıl, birçok yolla lakin en çok da eğlendirerek, oyalayarak, duygularımızı okşayarak. Görmüşsünüzdür. Bütün dünya Olimpiyat'taki altın madalyalı Amerikan masa tenisi takımını konuşuyor. Malum her masa tenisi bildiğimiz ping pong işte takımı çine bakıyor. Çinlileri kullanarak çini yenmeye çalışıyor. Sorarsan milli takım hepsi. Sorarsan bir Amerikan gazetesinin başlığıyla söylersek olimpiyatlar milli gururun sergilendiği yerlerdir. Ama başarıya ancak Çinlilere veya onlara yakın performans gösteren Asyalılara formalarını giydirerek ulaşabiliyorlar. Peki Azerbaycan'ın Kübalı boksörlerinin maçları kazandıktan sonra elleri havaya kaldırılırken gözlerindeki boğulu ifadeye bakıyor musunuz? Hele maç sonu ellerine verilen Azerbaycan bayrağını tutuşlarına. Benzeri çok sahne yaşıyoruz. Bizim Filenin sultanlarında da durum farklı değil. Bir maçta bazen 30 küsür sayıya ulaşabilen Vargas olmasa dünya sıralamasındaki yerimiz ne olur acaba? Böyle soruları sormaya cesaretimiz var mı? Millilik bir logo artık, bir forma. Federasyonların sporcu devşirme becerisi sportif çabanın önünde geliyor. Her ülke madalyaları kapmaya bakıyor. Neyle, nasıl, ne kadar milli biçimde orası önemsenmiyor. Ama kimsenin umurunda mı? Değil. Devletler bu kadarı saçma. Ne yapıyoruz biz diyorlar mı? Hayır. Sonra nasıl değişiyoruz? Nasıl dönüşüyoruz diye otur düşün. Küreselleşme millilik tasavvurunu nasıl erozyona uğratıyor diye sorup dur. Ata alan Üsküdar'a geçiyor oysa. Başarı fetişizmi her temel duyguyu eziyor. Açmasak mı acaba? Havalı bir üniversitenin sosyal medya şampiyonu tuhaf bir profesörü var. Instagram'ı hemen açın yazdı geçen gün. Doğrusu daha işlevsel ve kreatif bir yol bularak Instagram'ın terbiye edilmesinden yanayım. Bu durum yarısı dolandırıcı VPN şirketlerine ve bazılarının gayya kuyusu olduğunu düşündüğüm başka sosyal medya platformlarına yarıyor. Lakin işe bakın ki bu profesör böyle yazdıysa Instagram'a erişimin hiç açılmaması gerektiğini düşünmeye başlamanın eşiğine geldim. Bir de bu vatan mevzusudur demez mi? Bazılarının vatan kavrayışı böyle işte. Haşmet Babaoğlu sabah